Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasuluna Muhammedin ve ala li ve ashabi ecmaîn. Fat Mekkiye 8. sefir 52. kısım. Vasıl Sadakayı aceleyle vermek. Müslim bin Haccac es-Sahih'inde Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Sadaka aceleyle veriniz. İnsan sadakası elindeyken yürür de sadaka verdiği kişiye şöyle der. Bunu bize dün getirseydin kabul ederdik. Şimdi ise ihtiyacımız yoktur. Böylece sadakasını verecek kimse bulamaz. Basıl, batını yorum. Sadakada acele etmek, batında tövbeye koşmak demektir ve o farzlardan biridir. Can çekişme vaktine ertelenen tövbe kabul edilmez. Burada ince bir mesele vardır ki, Arkadaşlarımız içinden onu kavrayanların sayısı pek azdır. Böyle ki, irade edilen kişi bazen tövbekar olmayabilir, bazen kendisine bir inayet olarak Allah yönünden gelen bir keşfi olabilir. Bu durumda ona gösterilen ilk şey Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğudur. Dolayısıyla insan zahiri ve batini bir hareket ya da amel ya da niyet veya herhangi bir şey görürse bunlar Allah'a aittir. O kendi adına hiçbir şeye sahip değildir. Böyle bir durumda onun tövbe etmesi düşünülebilir mi, düşünülemez mi? O, fiillerin kendisinden çekilip alındığını görür. Tövbe ederse bu keşfe rağmen tövbesi kabul edilir mi, edilmez mi? Ya da bu kişi güneş battığı yerden doğduktan sonra tövbe eden kişi gibi midir? Çünkü hakikat güneşi orada bilgisinin doğruluğu sayesinde kalbinin batısından doğmuştur. Bu ise çekilen, istenilen kimsenin kalbine gelen en çetin hallerden biridir. Çünkü tövbenin ve amelin kabulü perdelenmeye bağlıdır. Bu perde amelin insana izafe edilmesi perdesidir. Orada ise insanın kabul edebileceği hiçbir şey ortaya çıkmaz. Bilakis insan bu keşif esnasında hakkın ellerindedir. Kabul ise ancak başkasından olabilir. Bilmelisin ki Bakan kişinin durumu amel sahibiyle bir değildir. Bakan kişi amel sahibinden kabul eden kişidir. Amel sahibi ise hangi amel olursa olsun bu amelin kendisinde ortaya çıktığı zatta etki eden kimsedir. Böyle bir keşif sahibinin tövbe etmesini tasavvur edebiliriz ve burada tövbe eden Allah'tır. Bu insanın müşahede edebileceği nihai şey budur. Artık hangi halde olursa olsun itaatlere koşmalıdır, durmamak gerekir. Çünkü nefesleri kendisine ait olmadığı gibi bu dünyadan başka bir yerde de yükümlülük yoktur. Kıyamet günü insanlar sadece secdeye çağrılır. Araf eyle. Bu secde sınanma secdesi değil ayrışma secdesidir. Secdeye çağrıldığında Allah'a secde eden kimse iki yüzlülükle ve korkarak secde edenlerden ayrışır. Dünyada ise suretler birbirine karıştığı için bu ayrışma gerçekleşmez. Asıl içinde ve asıl. Sadakanın ilahi niteliklerden içerdiği etki. Bunlardan biri bir şey infak ederseniz Allah onun yerine yenisini koyar ayetidir. Müslim Es-Sahin'de Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulların sabahladığı her gün iki melek iner. Bunlardan biri Allah'ım infak edene bedelini ver derken diğeri Allah'ım infak etmeyinin malını telafi et diye dua eder. Kardeşim dikkat et. Allah hüviyetini senin malından eksilen şeyin bedeli yapmıştır. Sen sadaka verdiğin kimseyi ihya etmiş sayılırsın. Bu nedenle Allah da sana ebedi bir hayat ile hayat verir. Çünkü senin hayatın hak değil ise hiçbir hayattan söz edilemez. Şöyle diyebilirsin. Dediğin gibi olsaydı zikredilen ayet yahlüfuhu yani onun yerine alır da şeklinde okunmalıydı. Buna şöyle cevap veririz. Hüviyet zatın aynıdır. Hüviyet sadaka verenin hayatının kendisine bağlı olduğu ilahi bir isimle sadaka olarak verilen şeyin yerini alır. Allah'ın isimleri kendisinden başka değildir fakat nispetlerin farklılığının düşünülmesi nedeniyle hüviyet böyle ifade edilir. Bu anlamlarla ilgili ifadelerimiz bu konudaki yerleşik terminolojiye göre söylediğimiz ve işaret ettiğimiz hususları bilen arkadaşlarımıza söylenmiştir. Bu dile yabancı olanın itirazı ise geçerli değildir. Meleğin Allah'ım infak edene bedelini ver dediğine görmez misin? Dediğini görmez misin? Bununla beraber sözü ve vaadi doğru olan Allah bize verilen sadakanın bedelini vaat etmiştir. Burada infak helak ve teleften gelir. Başka bir ifadeyle malını infak eden kişi sahip olduğu malı telef etmiştir ve bir boşlukta yoktur. Melek der ki, Allah'ım telef olan malın yerine uğrunda malın telef edildiği kimseyle ilişkili olan şeyi koy. Böyle birinin ecri hayat birinin ecri gibidir. Dikkat ediniz. Diğer melek ne söyler? Allah'ım infak etmeyene telef ver. Çünkü melekler iyiliğin ve hayrın dilidir. Bu melek Allah'ım sadakasını vermeyene verene verdiğini ihsan et. Böylece arkadaşı gibi o da malını telef eder. Başka bir ifadeyle melek sanki şöyle der. Allah'ım malını tutanı infak etsin diye infak ederek rızıklandır. Bu insanın kendi iradesiyle malını infak etmesini ezeli ilminde takdir etmemişsen yine de malını telef et. Böyle yaparsan ona musibete uğrayanların ödülünü vermiş olursun. O da iyiliğe ulaşır. Çünkü sen şöyle buyurdun. Göklerde ve yerdeki her şey isteyerek ya da zorla Allah'a secde eder. İradesiyle sadaka vermeyen kişi malını zorla telef etmiştir. Sen de malı telef edilen bu insan kendi iradesiyle böyle bir şeyi amaçlamış olmasa bile rahata ulaşan kişiye vereceğin şekilde bir sevap kendisine vaat et. Meleğin bu duası insanın yapılmış hayır duadır. Yoksa meleklerin mertebelerini bilmeyenlerin zannettiği gibi bir beddua değildir. Çünkü melek özellikle hakkın varlığına inananlar aleyhinde beddua etmez. Onun birliğine inananlar hakkında ya da onun katından gelene inananlar hiç hakkında beddua ederler mi? Hiç kuşkusuz meleğin duası iki nedenle kabul edilir. Birincisi meleğin temizliği, ikincisi ise başkası hakkında dua etmiş olmasıdır. Öyleyse bu dua günahkar olmayanın diliyle yani meleğin diliyle mal sahibine dua etmektir. Günahsız bir dille dua etmek, dilleri günahkar insanların içinde de vardır. Allah Hz. Musa'ya şöyle der. Bana kendisiyle günah işlemedin bir dille dua et. Hz. Musa o dil nedir diye sormuş. Allah ise senin kardeşine, kardeşinin de sana dua etmesidir demiştir. Çünkü her biriniz bir diğerinize dua ettiğiniz dilinizle bana asi olmadınız. Dolayısıyla Kardeşi adına bana dua eden kişi temiz bir dille dua etmiş demektir. Allah duayı ona izafe etmiştir. Çünkü dua eden edilenin vekilidir. Dua edenin diliyle ise dua edilen insan günah işlememiştir. Bunlardan biri de Müslüm'ün Ebu Hureyre'den aktardığı şu hadistir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah bana şöyle demiştir. Sadaka ver ki sana da verilsin. Allah senin sadaka vermenin, Hakkın sana infak etmesine sebep olacağını bildirmiştir. Bu da ilahi mertebede sadakanın etkilerinden biridir. Sadakanın başka bir etkisi de Tirmizi'nin Enes bin Malik'ten aktardığı şu hadiste dile getirilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sadaka Rabbin gazabını söndürür ve kötü ölümden kurtarır. Bu hadis hasen garip hadistir. Buna göre hayırsız bir ölümden kurtarmak ve gazap ateşini söndürmek sadakanın bir sonucudur. Çünkü Allah kıyamet günü daha önce hiç kızmadığı, daha sonra da bir daha kızmayacağı şekilde öfkelenir ve gazap eder. Bu bağlamda Allah'ın kızması şanına yaraşır şekildedir. Çünkü bize kendisiyle hitap ettiği kızma hiç kuşkusuz tarafımızdan bilinir. Fakat onun Allah ile ilişkisi meçhuldür. Yoksa gazap meçhul değildir ya da gazap sahibinden meydana getirdiği şey ya da bilmediğimiz başka bir mana yorumlanması söz konusu değildir. Öyle olsaydı anlamadığımız, anlamadığımız bir şeyle bize hitap edilmiş olurdu. Böyle bir ifadenin ise bizde bir etkisi olamayacağı gibi bu ifade öğüt de sayılmazdı. Çünkü maksat bilebileceğimiz bir şey açıklamaktır. Fakat özel olarak Allah ile gazap arasındaki bu ilişkiyi bilmiyoruz. Bunun nedeni nispet edilen şey değil, nispet edilen zatî bilme işimizdir. Bunu bilmelisin. Yakın Mağrib'te muvazeneyen denge bilgisi ledünni değil, salih amelden meydana gelen kişi bu ehlin ehilden bir şeyhin başına şöyle bir hadise, hadise gelmişti. Hükümdara şeyhin öldürülmesini gerektirecek bir takım işler bildirilmişti. Hükümdar bir yandan şeyhin tutuklanarak getirilmesini emrederken Öte yandan şeyhi kendilerine sormak amacıyla da bütün insanlara toplanmaları söylenmiş. İnsanlar şeyhin öldürülmesini ve zındık sayılmasını gerektirecek sözler söyledi iddiasıyla öldürülmesi hususunda görüş birliğindeydi. Bu esnada şeyh yolda ekmek satan bir adama rastlamış ve ona bana yarım somun ekmek borç ver deyince adam da vermiş. Şeyh de yoldan geçen birine ekmeği sadaka olarak vermiş. Sonra o büyük topluluğun arasına getirtilip oturturmuş. Hakim insanlar şeyhin hakkında söylenenler hususunda tanıklık ederse kötü bir şekilde öldürüleceği hükmüne vermiş. Hakim de şeyhten en çok nefret edenlerden biriydi. Öyle demiş: "Ey merak eşliler Bu gördüğünüz adam falancadır. Onun hakkında ne dersiniz?" Hepsi birden "Adil ve beğenilen biridir." demiş. Hakim şaşırmış. Şeyh ise ona şöyle demiş: "Kaşırma." Bu mesele yadırgınacak bir iş değildir. Hangisi daha büyüktür? Senin gazabın mı yoksa Allah'ın ve ateşin gazabı mı? Hakim, Allah'ın gazabı ve ateşin gazabı daha büyüktür. Şey şöyle sormuş. Ölçü ve miktar bakımından hangi şey daha koruyucudur? Yarım somun ekmek mi, yarım hurma mı? Hakim, yarım somun diye cevap verince şey şöyle demiş. Senin ve bu toplumun öfkesini yarım somun ekmekle dindirdim. Çünkü Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Bir hurma parçası ile bile olsa cehennemden korunmaya çalışın. Başka bir hadiste ise şöyle buyurdu. Kuşkusuz sadaka Rabbin öfkesini söndürür. Kötü ölümü def eder. Hiç kuşkusuz Allah bunu yaptı. Allah'ın öfkesi karşısında sizin öfkenizin küçüklüğü ve hurmaya göre benim sadakamın büyüklüğü sayesinde Allah kötülüğünüzü ve kötü ölümü benden uzaklaştırdı. Çünkü benim sadakam hurma tanesinden daha büyük iken sizin öfkeniz ateşin ve Rabbin öfkesinden daha küçüktür. Bunun üzerine oradakiler şeyhin imanı karşısında hayrete düştüler. Ölümlerin en kötüsü insana bedbahtlığa götürecek bir halde ölmektir ve Allah sadece bedbahta öfkelenir. Rabbin öfkesinde kötü ölümde ve cehennemin otoritesinde sadakanın nasıl etkin olduğuna bakınız. Öfkeliyken nefsine sadaka veren kişi o esnada nefsine sahip olmakla sadaka verebilir. Öfkeliyken insanın kendine sahip olması farkında olmadığı bir yönden verilmiş bir sadakadır. Hz. Peygamber şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Güçlü insan güreşte iyi olan değil, öfkelendiğinde nefsine sahip olan kimsedir. Çünkü öfke yakıcı bir ateştir. İşte bu öfkeye sahip olmak insanın kendisine verdiği sadakadır. Allah kendisine ortak koşan insanı bağışlamayacağını belirtmiştir. Bununla beraber Allah sadaka verdiği ölçüde ona kolaylık sağlar. Ebu Davud Hz. Ayşe'den şöyle bir hadis aktarır. Hz. Ayşe, Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ın peygamberi, Abdullah bin Cudan nerededir demiş. O da ateştedir diye cevap vermiş. Bu ifade Hz. Ayşe'ye ağır gelmiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ayşe, sana ağır gelen şey nedir diye sorunca o da yemek yedirir, akrabalarını gözetir diye cevap vermiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle cevap vermiş. Söylediklerin karşılığında azabı hafifletilir. Başka bir ifadeyle o kişinin azabı sadece yaptığı güzel huylar sayesinde hafifler. Buhari Es-Sahin'de Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu aktarır. Bir hurma parçası ile bile olsa ateşten kendinizi koruyun. Hurma parçası bulamayın ise güzel sözle kendisini korusun. Başka bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurur. Güzel söz sadakadır. Her tesbih sadakadır. Her tehlil yani la ilahe illallah sadakadır. Hadiste bunların dışındaki zikirler ve güzel ahlakın gerekleri de zikredilmiştir. Müslim es sahinde Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yolunda harcadığın bir dinar köle azat etmek için harcadığın bir dinar, yoksula sadaka olarak verdiğin bir dinar, ailene harcadığın bir dinar, bunların en büyüğü ailene harcadığın dinardır.